Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Chores ünitemizin ikinci videosu ile devam ediyoruz. Yine important phrases yani önemli phrase'lerle başlayacağız. Set the table, masayı kurmak. Keep your desk tidy, yani sıranı temiz tut. Keep quiet, sessiz ol gibi önemli imperatiflere, önemli emir cümlelerine bakacağız. Iron the clothes, yani kıyafetlerimizi ütülemeliyiz. Buna benzer ifadeleri hep beraber göreceğiz. Ve bazı şeyler bizim için nedir? Zorunluluktur. What are your obligations? Are you a responsible person? Yani sorumlu bir insan mısın? Sorumlulukları nelerdir gibi şeyleri öğreneceğiz. Hemen kelimelerle başlayacağız Songuç'um. Ama sizler videomuzun sonrasında mutlaka 10'da 10 soru bankamızdan, Dinamo İngilizce soru bankamızdan, Taktikli İngilizce'den sorular çözmeyi unutmayın. Çünkü LGS'de mutlaka bizim karşımıza soru gelecek arkadaşlar. Burada mesela Dinamo kitaplarımızın başında kelimeleri paylaşıyoruz sizlerle. Bu kelimeleri öğrenin istiyoruz ama kelimeleri tam olarak aklınızda tutmak için bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Çünkü LGS'de çıkacak kelimeleri bilmezseniz sınavda sıkıntı yaşarsınız. Yani sınava girdiğinizde sözel bölümde İngilizce kısmını açtığınızda burada yeni yeni kelimeler gördüğünüzde endişelenmemeniz lazım. Mesela diyelim ki favorite books. Bunu hepimiz biliyoruz. Favori kitabı. Bu bize rahatlık veriyor. İşte bilmediğiniz kelime olmadığı zaman çok rahat bir şekilde soruları yapabiliyorsunuz. O yüzden bol bol soru çözerek de bunu pekiştireceğiz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden hemen kelimelerle videomuza başlayalım. Hadi bakalım videomuz başlasın Tonguç'um. Başlayalım. Bugün konumuz chores, yani ev işleriyle alakalı ikinci videomuzdayız. Ne yapacağız? İlk başta her zaman ev işlerini öğrenmeliyiz. Çok önemli bizim için. Tabii ki annemize yardım etmek adına, iyi bir öğrenci, iyi bir insan olmak adına bunları bilmemiz lazım. Şimdi set the table, masayı kurmak, feed the dog, köpeği beslemek, water the plants, bitkileri sulamak, load the dishwasher, bulaşık makinesini yüklemek, doldurmak yani, hang out the laundry ve empty the dishwasher, bunları bu öğrenelim. Şimdi burada gördüğün gibi ilk başta çamaşırlar ısıyor annemiz. O zaman ne diyeceğiz? Hang out, yani asmak, hatta hangman diye bir oyun vardı hatırlarsın. Hang out the laundry, yani çamaşırları, ıslak çamaşırları asmak. Diğer bir kalemimize, diğer bir rengimize baktığımızda ne görüyoruz? Bu sefer bir yemek hazırlayan bir insan görüyoruz. Genelde evde yemeği erkekler hazırlar biliyorsun. Yani yemeği anne yapar ama masaya yardım ederken erkekler anneye yardımcı olurlar. Dolayısıyla şimdi burada ne demişiz? Water the plants demişiz. Water the plants. Olamaz. Load the dishwasher. Empty the dishwasher. Ha, bu da olamaz. Ha. Set the table, bak. Set, masayı kurmak. Harikasın. Set kurmak. Anneme yardımcı oluyorum ben. Aynen. Her Ramazan'da hocam. Harikasın. Set the table. Tabii Ramazan'da artık yapacak bir şey yok. İftara kadar mecbur bekliyorsun. O yüzden de anneye yardım ediyorsun. Ama normalde gömersin tabii ki. Şimdi üçüncüye baktığımızda bak, sular dökülüyor. O zaman burada hemen water the plants diyebiliriz. Water the plants diyoruz ve bitkileri sulamak. Ha, buraya baktığımızda bak ne yapıyor? Bulaşık makinesini burada dolduruyor. Burada ise boşaltıyor. O zaman ne diyeceğiz? Empty yazıyorum tekrar. Empty, boşaltmak. Empty zaten boş demek, tamam mı? Full, dolu demek. Empty, boş. Empty the dishwasher. Bulaşık makinesini boşaltıyor. Burada ise ne yapıyor? Yüklüyor, yani dolduruyor. Load the dishwasher diye hemen tanımımızı yazıyoruz. Burada en son gireceği zaten köpeği beslemek kalıyor. O zaman feed the dog, yani köpeği beslemek. Burada cat de diyebilirsin. Fark etmez hangi hayvanı besliyorsun. Şimdi look at the pictures, resimlere bakın diyor. And complete the phrases, yani buradaki ifadeleri tamamlamaya çalışacağız. Mesela burada ne yapıyor annemiz? Ütülüyor. O zaman ütülemek neydi? Iron. Iron the clothes. Burada ise manav alışveriş yapıyor değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Do the grocery shopping. Burada ne yapıyor? Yeri paspaslıyor. O zaman mop the floor, yani yeri paspaslıyor. Burada ise camları temizliyor. O zaman clean the windows diyebiliriz. Tonguç ile adım benim. Şimdi gelelim rules. Bir okulda, bir de kütüphanede bazı kurallar var. Bunlara gerçekten uymamız gerekiyor. Yoksa diğer türlü kuralları bozmuş oluyoruz ve yanlış yapmış oluyoruz. Şimdi öncelikle elim bu tarafa daha rahat olduğu için kütüphaneyle başlamak istiyorum. Return books on time. Kitabı zamanında geri getirmek bak. Book kitap demek. Time zamanında demek. On time zamanında. Return books, geri getirmek yani. Başka ne olabilir? Keep quiet. Keep quiet nedir sence Tonguç evladım? Hocam kapa çeneni. Ne diyorsun, saçmalama. Aynen, keep quiet demek yani, ses kesini, kes sesini. Ses kesini değil de veya kes sesini değil de sessiz olunuz gibi. Veyahut da mesela kütüphane yiyip içilebilir mi? Yani eat or drink olabilir mi? Kütüphanede hocam bizim kantin var hocam kütüphanede. Kütüphanede kantin olmaz. Kütüphanenin dışında olur. O yüzden dolayısıyla kütüphanelerde don't eat or drink. Yani yeme ya da içme. Öyle değil mi? Yeme içme. Veyahut da mesela disturb
rahatsız etmek demek. Disturb others. Diğerlerini rahatsız etmeli miyiz? Hayır. Don't disturb others. Yani diğerlerini rahatsız etmemeliyiz. Konuşaraktan veyahut da böyle sessizce bir şey yaparaktan asla olmaz. Veyahut da yardıma ihtiyacımız varsa ask if you need help. Eğer yardıma ihtiyacımız varsa soracağız. Aynı zamanda içerisinde kütüphaneye ne yapmamak lazım? Böyle hızlı hızlı koşmak yanlış bir şey. Çünkü gürültü yapar ve diğer insanların dikkatini dağıtabilir. Don't run in the library. Şimdi gelelim okul kurallarımıza. İlk kuralı biz vermişiz zaten. Hediye etmişiz sana. Keep your desk tidy and neat. Sıranı düzgün ve temiz tut. Düzgün tutuyor. O zaman aynı zamanda diğer bir kuralımız ne? Arrive, ulaş yani var. On time. Okula zamanda varman gerekiyor. Dakika olmak gerekiyor. Aynı şekilde koridorlarda koşmamak gerekiyor. Çünkü koridorlarda koştuğumuz zaman belki başta biraz spor yapmak adına koşabilirsin ama koridorlarda koştuğumuz zaman doğru değil. Gürültü yapabilir. Don't run in the corridors diyebiliriz. Devam edelim. Başka aynı zamanda friendly yani arkadaşça olmamız lazım ve saygılı olmamız lazım. Respectful. Olmak ne demek İngilizce? Be. O zaman be friendly and be respectful diyebiliriz. Başka ne olabilir? Sınıfta yemek içmek olmaz. O zaman ne diyebiliriz? Don't drink or eat. Ama lütfen yeter artık. Evet. Evet, artık yemek yeme. Sınıfta ders sırasında yemek yenmez. Yani don't eat or drink in class. Sınıfta ders sırasında, during the class, during the lesson, ders sırasında iyi içmek doğru değil. Peki bir şey daha söyleyelim. Başka ne olabilir? Mesela keep quiet. Mesela sessiz olmak olmaz. Başka ne diyebiliriz? Don't disturb others. Yine başkalarını okulda rahatsız etmememiz gerekir. Tonguç evladım benim. Şimdi bırakalım. Diğer bir soruya geçelim. Put the words and phrases in the correct order. Ha, şimdi buradaki kelimeleri ve ifadeleri doğru sıraya koyalım. En sevdiğim soru tipleri bu. Her şey verilmiş oluyor hocam. Her şey verilmiş oluyor. Sadece bir sıraya koyalım. İngilizce'de hocam swap diye bir şey öğretmiş. Aynen. Ya. Swap dediğimiz şey neydi? Şimdi Türkçe'de en başta özne, sonrasında en sonda yüklem oluyordu. Arada da işte nesneler yani öznenin yaptığı işten etkilenen öğeler. Dolaylı tümle, zarf tümle. Evet, dolaylı tümle, yer tamlayısı, zarf tamlayısı oluyor. Şimdi bunu hatta biz şeyde biliyoruz 8. sınıfta yer tamlayısı, zarf tamlayısı diyoruz. Fakat İngilizce'de bunun sırası şöyle. Yine en başa özne geliyor, subject. İkinci sıraya yüklem geliyor. Yani y'yi buraya alıyoruz. Dolayısıyla verb diyelim biz yükleme. Subject, verb. Ondan sonra object yani nesne. Sonra place yani yer tamlayısı. Sonra time yani zarf tamlayısı geliyor. Dolayısıyla sen bu kuralı bilirsen rahat hareket edersin. Şimdi buraya baktığımız zaman burada ne diyebiliriz? Hocam. Bir kere değişik bir cümle esasında bir isim cümlesi. Çünkü yüklemde is ifadesi görüyoruz. Benim kız kardeşimin görevi kıyafetleri ütülemek diyeceğiz. O zaman bak şimdi. My sisters. Evet my sisters benim kız kardeşimin görevi, my sister's duty. Şimdi özneyi koyduk. Benim kız kardeşimin görevi ne? Is. Bak benim kız kardeşimin görevi is. Neymiş? Elbiseleri, kıyafetleri ütülemek. O zaman ironing, ütülemek, the clothes diyoruz. Tabi bu biraz zor bir cümle. Bir isim cümlesi olduğu için hemen pat diye karşımıza çıkmış olabilir. Biraz daha. Soru cümlesi nasıl oluyor hocam? Soru cümlelerine geleceğim ama istersen gene bir normal düz cümleyle yani afirmatif cümleyle devam edelim. Mesela burada özne olabilecek şey ne olabilir? My father. Harikasın çok zeki. O zaman en başa my father koyuyoruz. My father diyoruz. Sonra yüklemi koyacağız. Neydi yüklemimiz burada? Does. Yapma. Does. Fakat burada bir şey var. Böyle always, sometimes, never, generally, usually gibi ifadeler maalesef istisnaya giriyor. Arada bu onlar böyle bazen şu araya girebiliyorlar. Generally, my father generally genellikle does. Şu istisnayı atarsak eğer my father generally does. Benim babam genellikle ne yapar? İşte shopping. Evet shopping. Ama ne shoppingi? İşte market şey. The grocery shopping. Yani manav alışverişini yapar diyeceğiz. The grocery shopping diyoruz ve bitiyor. Yani dikkat etsen grocery shopping object olmuş oluyor. Verbümüz does. Subject'imiz yani öznemiz de my father. Mesela aşağıdakine bakalım. Burada özne olabilecek şey hangisi? Tabii ay ki, hocam ay. Ay harikasın. En başa öznemizi koyuyoruz. I. Hemen ardından am'i getirelim. I am. Tabii burada I am in charge of diye bir kullanım var. Bunu da bilmemiz lazım. Yani mesela I am interested in veyahut da I am in charge of bu tarz phrase'lerdir. I am in charge of yani ben bundan sorumluyum manasında. I am in charge of ne olabilir? The floor vacuuming mi? Vacuuming the floor. Vacuuming the floor. Harikasın çok zekisin. O zaman ben yerleri süpürmekten, yerleri vakumlamaktan böyle elektrik süpürgesiyle vakum. Tam bir ev işleri gerçekten. Aynen hocam. Gerçekten chores konusu böyle zevkli. Soru cümlesi nasıl oluyor hocam? Şimdi soru cümlesinde de esasında aynı kural devam ediyor. Fakat burada
Eğer gerçek sorular varsa, yani böyle what gibi, which, when, why, who gibi sorular varsa onlar bir kere en başa gelecek. Onu yazıyoruz. What diyoruz. Ardından da what are your duties? Senin görevlerin nedir? At home diyoruz. Senin evde görevlerin nedir? Normal cümlenin orijinal şey oldu. Your duties are diye devam edecekti. Onun yerini değiştiriyoruz, saklattırıyoruz ve en başa da what, which, when gibi soruları getiriyoruz. Şimdi buraya baktığımızda mesela you have any obligations, bazı zorunluluklara sahipsin diyelim mesela, veya hiçbir zorunluluğa sahip misin diyeceğiz. Soru ifadesini do sağladığı için do you have any obligations diyoruz ve bitiyor. Yani esasında sorularda da buradaki yardımcı fiil en başa gelmiş oluyor. Tamam şeyler değil mi? Şimdi bazı önemli sorular var. Bu sorulara cevap vermemiz lazım ki gerçekten ev işlerinde iyi miyiz değil miyiz anlaşılsın. Şimdi what are your obligations demişler. Burada yanlış yazmışız. Onu şöyle düzeltelim. Şöyle yapalım. Şunu B harfi yapalım. Bunu da O harfi yapalım. Obligations. Senin zorunlulukların nelerdir? Şimdi I must yapmak zorundayım. Set the table. I must set the table. And ve clean up my room. Odamı temizlemeliyim. And feed my dog. And feed my dog. Köpeğimi beslemeliyim diyoruz. Which obligations do you like veya dislike doing? Hangi zorunlulukları yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Ders çalışmak. Aynen, ders çalışmayı genelde insanlar çok seviyorlar. Sen günde kaç saat çalışıyorsun Tonguç? Günde 18 saat çalışıyorum hocam. 18 saat mi? 18 saat nasıl çalışıyorsun? Yani bilgisayarda oyun çalışıyorum hocam. Ha, oğlum ne yapıyorsun? O da zararlı. Azaltmalısın çok fazla bir süre. Bu anlamsız bir süre. Hele hele sınav senesi tamamen yanlış bir süre. Burada mesela I like feeding my dog. Mesela köpeğimi beslemeyi severim. Herkes çünkü en çok köpeği beslemeyi sever. Veyahut da but I dislike. Ben orangutan besliyorum hocam. İsmi ne? Orangutan besliyorsun. Güzel. Kazım orangutan besliyorum. Aa, Kazım güzel bir isim koymuşsun. I like setting the table. I dislike setting table. Yani ben köpeğimi beslemeyi seviyorum ama masa kurmayı sevmiyorum diyebiliriz. What are your duties at school? Mesela okuldaki görevleriniz nelerdir dediğimizde, birincisi I have to, bak az önce I must diyorduk. Bu bizden gelen bir zorunluluktu. Bu sefer okuldan gelen bir zorunluluk olduğu için have to'yu kullanıyoruz. I have to arrive on time. Okula zamanında varmalıyım. Work hard. Çok çalışmalıyım. Ve ne yapmalısın? And do my best. Yani en iyimi yapmalıyım diyebiliriz. Are you a responsible person? Sen responsible, sorumluluk sahibi demek. Yani sorumlu bir insan mısın? Irresponsible'ım ben hocam. Hayır. Irresponsible olmamalısın Tonguç'um. Bu tarz sorulara şöyle cevap vereceksin. Of course, kesinlikle I am a responsible person diyebilirsin. Veyahut da sorumluluklarını söyleyebilirsin. Of course, I dust the furniture. Mesela mobilyaların tozunu alıyorum. Ve and tidy up my room. Ve odamı hep düzenli tutuyorum. Tidy up my room diyebiliriz. O zaman ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım Tonguç Şeradim.